İyi akşamlar değerli izleyiciler. TVNET ekranlarında yeni bir komple teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Türk Derin Devleti'nin en kilit isimlerinden bir tanesi olan Abdullah Çatlı'yı inceleyeceğiz. Abdullah Çatlı, kimi iddialara göre kellesini koltuğa vermekten çekinmemiş gerçek bir vatansever. Kimilerine göre ise sadece Gladio'ya hizmet eden, yani NATO'ya çalışan herhangi bir ajan. Gerçekten böyle mi? Yani Abdullah Çatlı gerçek bir vatansever mi, yoksa birileri adına çalışan bir hain mi? Türkiye'de her konuda olduğu gibi Abdullah Çatlı konusunda da ikiye ayrıldı. Her ne kadar halk için Abdullah Çatlı ismi çok şey ifade etmese de Türk emniyeti, Türk askeri için çok tanıdık, çok bildik bir isim. Kamuoyu onun adını 1996 yılında Susurluk kazasıyla tanıdı. Ancak 1980 öncesinde Abdullah Çatlı'nın adı birçok iddiaya, birçok cinayete karışmıştı. 1980 öncesinde 7 tiplinin öldürülmesinde Abdullah Çatlı'nın adı vardı. Yine 16 Mayıs 1978'de İstanbul Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı bir saldırıda onun adı geçti. 1980 yılında Asala'ya karşı verilen mücadelede kimi iddialara göre en önemli görevi yapan Abdullah Çatlı'ydı. Peki ama Abdullah Çatlı hangisiydi? Dönemin önemli görevlerinden Korkut Ekin'e göre Abdullah Çatlı'nın bir dönem MİT'e çalıştığını biliyoruz. Kimi iddialara göre Abdullah Çatlı Mehmet Ağar'ın da adamıydı. Ancak en temel iddialardan bir tanesi de Abdullah Çatlı'nın Veli Küçük'le beraber Susurluğa girene kadar birçok karanlık cinayette eli olduğu yönündeydi. Bunların hangisi bilmiyoruz. Ancak şöyle bir iddia da var. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'e göre Abdullah Çatlı Anavatan Partisi'nin kongrelerini bile gidip yerinde izliyordu. Hatta şu aday seçilsin, şu adaya destek verin gibi yönlendirmelerde bile bulunabiliyordu. Peki Abdullah Çatlı bu gücü nereden alıyordu? Artık şunu hiç kimse inkar etmiyor ki Abdullah Çatlı Türk Derin Devleti'nin en kritik, en kilit adamlarından bir tanesiydi. Hakkında bu kadar çok şey konuşulup bu kadar az şey bilinen nadir adamlar vardır. İşte bunlardan bir tanesi Abdullah Çatlı. Biz de bu gece Abdullah Çatlı'nın 1980 öncesi yaptıklarını, 1990 sonrası karıştığı iddia edilen bazı karanlık cinayetleri ve devletle olan balansını inceleyeceğiz. Komplo teorisi başlıyor. Türk Derin Devlet yapılanmasının en kilit ve kritik isimlerinin başında Abdullah Çatlı geliyor. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen kazaya kadar Çatlı adı tam bir muammaydı. O kazadan sonra adı geçmişte karıştığı iddia edilen birçok olayla anılmaya başlandı. Bir kesime göre Gladio'nun adamıydı. Bir kesime göre Türkiye'ye hizmet etmiş gerçek bir vatanseverdi. Abdullah Çatlı 1956 yılında doğdu. Geçimini nakliyecilik ve esnaflıkla temin eden 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuydu. Lise yıllarında başlayan ülkücülük sempatisi onu önce Ülkü Ocakları Derneği'ne, sonra da 1977'de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı'na taşıdı. 25 Mayıs 1978'de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığına seçildiğinde ise 22 yaşındaydı. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. 23 Ağustos 1978'de Sakarya ilinde yakalandı ve gözaltına alındı. Abdullah Çatlı'nın 9 Ekim 1978'de de Ankara ili Bahçelievler semtindeki 7 tiplinin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olduğu iddialarına ilişkin tutuklama kararı, olayın üzerinden 4 yıl 4 ay geçmesinden sonra gerçekleştirilebildi. Abdi İpekçi suikastı, 16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi bombalı saldırısı gibi 12 Eylül'e giden süreci hazırlayan birçok eyleme,
planlayıcı ve yönetici olarak adı karıştı. Kimi iddialara göre Çatlı, Türklerin devletinin önemli adamlarından biriydi. Teröre karşı önemli görevlerde bulunmuştu. Asala'ya karşı mücadelede ciddi katkısı olmuştu. ...1996 yılında Susurluk kazası meydana gelene dek Abdullah Çatlı adını kamuoyuna ilk duyuran kişi gazeteci yazar Uğur Mumcu'ydu. Uğur Mumcu'ya göre Abdullah Çatlı devletin bazı kirli, pis işlerinde görev yapan biriydi. Ama çok etkiliydi. O kadar etkiliydi ki cebinde devletin yeşil pasaportu vardı. İstediği yere gidip, istediği yere çok rahat girip çıkıyordu. Ancak Uğur Mumcu'dan sonra nedense Abdullah Çatlı adını hiç kimse ağzına almadı. Hiç kimse köşesinde yazmadı, kitaplarından bahsetmedi. Peki Abdullah Çatlı bu gücünü nereden alıyordu? Gerçekten çok etkili biri miydi? Gazeteci yazar Übi Zileli'ye göre Abdullah Çatlı devletin kritik adamlarından bir tanesiydi. Zaten öyle olmasa kimliğini o zamana dek koruyamazdı. Peki Abdullah Çatlı'ya bu gücü veren kimdi? O bu gücünü alırken nerede, nasıl kullanıyordu? Legal yollardan illegal yollara satmış mıydı? İşte Ümit Zileli'nin Abdullah Çatlı ile ilgili görüşleri. Abdullah Çatlı denildiği zaman ilk aklıma gelen şey Bahçeli Evler katliamıdır. Ankara'da 7 Türkiye İşçi Partili gencin tellerle boğulup bazıları, iki tanesini de götürülüp bir yerde kurşunlanarak ölmesi olayı gibi. Burada fiilen yer aldı. Sonra ortaya çıkmıştı bu kişinin, Abdullah Çatlı'nın. Orada hatta o zaman Ankara Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı idi Abdullah Çatlı. Ülke Ocakları Genel Başkanı da daha sonra işte bu BBP Genel Başkanı olacak olan Muhsin Yazıcıoğlu. O da işte bir sene, bir buçuk sene oldu herhalde helikopter kazasında yaşamını yitiriyor. O da kaza mı değil mi, o da üzerinde tartışılıyor. Önce o. Sonra 12 Eylül sonrasında bunlar yer altına girdiler bir anda. Yok oldular ortadan. Sonradan tabii ortaya çıkan gerçekler bunlar. Bazı olaylarda kullanıldıkları, MIT'in elemanı oldukları. Yani emniyetin değil ama MIT'le işbirliği yaptıkları. Ve dışarıdaki bazı operasyonlarda kullanıldıkları, ama çok önemli operasyonlar mı değil mi, bunun üzerinde de tartışmalar vardı. Sonra Türkiye'ye döndükleri, bu Abdullah Çatlı'nın bu kazada öldüğü anda aslında epey uzun bir zamandır polisin de bildiği, işte MIT'in de bildiği, ki bu demektir ki MIT'le hala irtibatlı olarak çalışıyor anlamına geliyor bu bana kalırsa. İsimdeki kişinin de bu nüfus cüzdanını buna verdi. Oradan Nevşehir'de pasaport çıkarıldı Abdullah Çatlı'ya. Kendisi Nevşehir'li zaten Abdullah Çatlı, hatırladığım kadarıyla. O isim altı gayet rahat bir şekilde yaşamını sürdürdüğü görülüyor. Hatta bu kazadan sonra da işte İzmir'e gittikleri, İzmir'de bir yerler alınması, ama tabii bu arada arabada bazı silahlar ele geçirildi. Ama bir çantadan söz ediyordu, o ele geçirilemedi. Orada başka isimlerden söz edildi. Yani bu üstü aslında çok kolaylıkla açılabilecek olan bu Susurluk mevzu. En son geldi nereye geldi? Bir müfettişin, o zamanın başbakanı Mesut Yılmaz'dı. Kutlu Savaş bir rapor hazırladı bununla ilgili olarak. Bu rapor sonra kamuoyuna açıklandı ama 12 sayfası açıklanmadı. 12 sayfasının üstü kapatıldı. O 12 sayfada neler olduğu da daha sonraları böyle parça parça da olsa ortaya çıktı. Devletin içinde nasıl bir örgütün olduğu, bu örgütün bir ayağının, daha doğrusu bir kolunun askerin içine, bir kolunun emniyetinin ve MIT'in içine uzandığı ve burada çok karanlık ilişkilerin devlet adınaymış gibi yapıldı. İşte bu Ömer Topal cinayetlerinden, tüm bunlar da arkasından böyle bir yapıda aslında
ne tür kanlı ve karanlık işlerin yapılabileceğini de ortaya koydu. Bu ilişkileri seriyordu ortaya o savaş raporu ama dediğim gibi bununla ilgili bir şey kuruldu. Mecliste bir komisyon kuruldu. Ben hatırlıyorum o komisyon üyeleri büyük zorluklar da çektiler. Takiplere uğradılar hatta suikaste uğramaları bile ki bir tanesi bunlardan Fikri Sağlar'dır. Sulh komisyonu üyesi. Çiller o zaman başbakandı ve onu da çağırdılar Sulh komisyonu ama o da gelmeyi reddetti, gelmedi. Ve en önemli figürler Sulh komisyonunda konuşmayı da reddettiler. İş tavsadı. İş tavsadıktan sonra zaten bir de sonra da seçim telaşları vesaire filan derken üstü kapandı. Ne zaman üstü açıldı? Tekrar işte bu Ergenekon meselesi gündeme geldiğinde yani tabi bu benim şu andaki görüşümüz yazdığım çizim. Bir sürü günahsız insan üzerinde oyunlar oynarken aslında olması gereken şeyin devam ettirilmesi, yapılması gerekirken bu tamamen siyasi bir işe döndürüldü Ergenekon tarafından. Dediğim gibi eğer Susurluk üzerinde çok daha sağlam durulabilseydi Türkiye'nin yürüyeceği yol çok daha aydınlık olabilir diye düşünüyorum açıkçası. 12 Eylül 1980 darbesi toplumu karpuz gibi ikiye yarmıştı. Hem sağcı hem de solcu militanlar tutuklanmış, cezaevinde işkencelerden geçmişlerdi. Ancak bazı isimlerin, bazı militanların dokunulmazlığı vardı. Abdullah Çatlı gibi. Abdullah Çatlı'nın 12 Eylül 1980 darbesi öncesi adının karıştığı bazı olaylar vardı. Yeditepe'nin öldürülmesi ve 1978 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yönelik bombalı saldırı gibi. Ancak Abdullah Çatlı birileri tarafından mutlaka korunuyordu ki cebinde pasaportla istediği ülkeye girip çıkabiliyordu. Peki Abdullah Çatlı'yı kim, niçin koruyordu? İşte Abdullah Çatlı'nın 12 Eylül ve sonrasında adının karıştığı iddia edilen olaylar. Çatlı 12 Eylül darbesini izleyen aylarda yurt dışına çıktı. Bulgaristan ve Viyana'da bir süre kaldı. 22 Şubat 1982'de İsviçre'de Mehmet Özbay adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı ancak serbest bırakıldı. 22 Ekim 1983'te Paris'te MIT'le ilişkiye geçtiği ve Asala'ya karşı 5 eylemde kullanıldığı MIT resmi belgelerinde yer aldı. 22 Ekim 1984'te Paris'te yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport vardı. Çatlı Fransa'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16 Eylül 1985'te Papa suikastı davasında tanık olarak konuştu. Oral Çelik'in suikastla ilgisi olmadığını, Ağca'nın Bulgar ajanı olabileceğini iddia etti. Çatlı kısa bir süre sonra Fransa tarafından 7 yıl ceza aldığı İsviçre'ye iade edildi. 21 Mart 1990'da Bostadel cezaevinden kaçtı. Mehmet Ali Ağca, 1997 yılında bir televizyon kanalına verdiği röportajda şunları söyledi. Çatlı, Costa Rica'da kısa ama yoğun bir antiterör eğitimi görmüştü. Mükemmel derecede karate ve İngilizce biliyordu. Sahte pasaport ve kimlik düzenlemede uzmandı. Ülkücü kanadın Türkiye'yi 12 Eylül'e sürükleyenlerindendi. Yabancılar tarafından eğitilip ordunun katılamayacağı ya da bölüneceği bir iç savaş olasılığına karşı sağ örgütlerin başına konuldu. Sağ tarafı yönetecek şeflerden biriydi. Yakın arkadaşı Oral Çelik, Susurlu Komisyonu'na verdiği ifadede bu eylemlerle ilgili şunları söyledi. Abdullah Çatlı büyük bir adamdı. Onunla birlikte Ermeni Asala örgütüne karşı Avrupa'da tam 28 eylem gerçekleştirdik. Her eylem için devletten 10'ar bin dolar aldık. Ama paramızın tamamını alamadık. Son işimizin ücreti ödenmedi. Devletin bize 10 bin dolar borcu var. 1993'te Türkiye'ye gelen ve taşıdığı Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaportla gözaltına alınan Çatlı, aynı tarihte serbest bırakıldı. Çatlı'nın 26 Nisan 1996'da Ömer Lütfi Topal'la aynı uçakta Kıbrıs'a gittiği ve aynı otelde kaldıktan sonra 1 Mayıs 1996'da geri döndüğü de kayıtlardan ortaya çıktı.
Ülkeler ve o ülkelerin istihbarat teşkilatları mutlaka yapacakları operasyonlar için birilerini kullanırlar. Her ne kadar bizde ajanlık biraz kötü anlamda kullanılsa da ülkenize yönelik olabilecek iç ve dış tehditlere karşı mutlaka ajanlar kullanmak zorundasınız. Belki de kim iddialara göre Abdullah Çatlı böyle biriydi. Eğer Abdullah Çatlı olmasa belki Asala'ya karşı devlet bu kadar başarılı olmayacaktı. Ya da PKK terörünün artmaması için Abdullah Çatlı'nın ciddi katkıları olmuştu. Hemen altını çizelim ki bunların tamamına yakını sadece iddiadır. O dönem görev yapan uzmanlar konuşmadığı müddetçe bu dönemde gerçekleştirilen hiçbir olayı tam olarak bilmemiz mümkün değil. Peki ama Abdullah Çatlı Türk Derin Devleti açısından nasıl bir figürdü? Gerçekten etkili miydi yoksa Derin Devlet'in bazı pisliklerin üstünü örtmek için kullandığı herhangi biri miydi? Gazeteci yazar Atilla Akar bu konularda bugüne kadar çok şey yazdı çizdi. Ona göre Abdullah Çatlı öyle es geçeceğiniz tiplerden biri değildi. Çünkü öyle olsa bir şekilde ortadan kaldırılır, adı bu kadar çok olaya karışmazdı. İşte Atilla Akar'ın Abdullah Çatlı ile ilgili görüşleri. Abdullah Çatlı gerek 12 Eylül öncesi, öyle anlaşılıyor ki diyeyim, gerekse de 12 Eylül sonrası Türkiye'de süren derin kapışmada çok önemli figürlerden birisidir. Yani Abdullah Çatlı ismi 12 Eylül öncesi olsun, 12 Eylül sonrası olsun çok toplum tarafından bilinmese de önemli bir isim olmaktadır. Bu anlamda Çatlı'nın hayatı bana göre belki de 3 döneme ayrılabilir. Yani blok halde bir Çatlı hayatından ziyade şahsi yorumuma göre 3 ayrı dönemde değerlendirilebilecek bir Abdullah Çatlı var ya da öyle gözüküyor. Birinci dönem daha ziyade Ankara eksenli, yani Ülkü Ocakları ve Ülkücü Gençlik Derneği başkanlığı yaptığı dönemi kapsamakta olup bu dönem içinde daha ziyade onu ülkücü bir lider, ülkücü bir ülkücü jargonun tabiriyle reis olarak görüyoruz. Ancak bu yoruma bağlıdır tabii, yani burası yoruma bağlı. Ancak görece bağımsız, kendine bağlı bir yapılanmaya da ya da ekipleşmeye de gittiği seziliyor ya da anlaşılıyor. Ya da bu yönde iddialar da mevcuttur diyeyim, daha doğru olur. Eğer hakkındaki doçent Bedrettin Cömert'in öldürülmesi, Bahçelievler'deki 7 tiplinin katliamı gibi ve benzeri gibi hadiselere karıştığı iddiası doğru ise, bu dönem Türkiye'yi darbeye götüren, bakın o sürecin çok kilit bir durumu bu, fiili bir durum. Bu süreçte Türkiye'yi darbeye götüren eylemlerde, iç savaşın derinleşmesinde, kontrollü bir iç savaştır bu, bu iç savaşın derinleşmesinde bir rol oynadı anlaşılıyor. Ya da geriye dönük baktığımızda böyle bir sonuç çıkıyor. Aynı şekilde bakın 16 Mart katliamı, İstanbul Üniversitesi katliamı vardır. Orada da 7 solcu genç bomba atılmak suretiyle öldürülmüştür. Burada da mesela Çatlı'ya yönelik esrarengiz yüzbaşı diye bilinen ve muhtemelen özel harp dairesi elemanı olması kuvvetle muhtemel Mehmet Ali Çeviker diye bir esrarengiz yüzbaşı vardır. Çatlı'nın mesela kimi iddialara göre onunla ilişkili olduğu dile getirilmiştir. Eğer bunlar doğru ise, o dönem için Çatlı'nın özel harp dairesi ya da popüler tabirleriyle kontrgerilla, gladio gibi
yapılarla bağlantılı bir durumda olduğunu varsayabiliriz. Aynı şekilde Türkiye'yi sersen dönemin en önemli suikastı olan, bana göre, yani şahsi yorumuma göre, Abdi İpekçi suikastının faili Mehmet Ali Ağca'nın cezaevinden kaçırılma süreci, Maltep askeri cezaevinden kaçırılmıştır ve saklanma sürecinde Çatlı'nın aktif bir rol oynadığını, özellikle saklanma sürecinde biliyoruz. İpekçi suikastının tıpkı İtalya'daki Başbakan Aldo Moro'nun öldürülmesi olayında olduğu gibi bir kontrgerilla eğilimi olduğu düşünülürse, yani öyle rastgele bir olay değil de bir kontrgerilla hareketi olduğu düşünülürse, Çatlı'nın o dönem muhtemelen askeri yapı içindeki gladyovari bir yapılanmayla bir şekilde kontak içinde olduğu ya da rol oynadığını varsayabiliriz. İlk dönemde daha çok asker ÖHD gladyoya yakın gibi duran bir Çatlı imajı oluşuyor. İkinci dönemde ise daha çok MİT ile, istihbarat teşkilatı ile kontak halinde görünmektedir. Bu da yüklendiği misyon, yani ASAR'a karşı da eylemler içinde yer almasından dolayıdır. Ve öyle anlaşılıyor ki o dönem için muhatabı, Çatlı'nın muhatabı, kontak kurduğu kişiler daha ziyade MİT ile kurumsal ilişki içindedir. Bütün yurt dışı bağlantıları, gene öyle anlaşılıyor ki diyeyim, bütün yurt dışı bağlantıları, lojistiği MİT tarafından sağlanmışa benzemektedir. Tabii ki olayların içinde gözlemleme imkanımız olmadığına göre bunu teorik olarak böyle ifade etmek durumundayız. Üçüncü dönemi ise bakın, burada gene başka bir Çatlı öne çıkmaktadır. Daha çok bu Çatlı artık Mehmet Özbay kimliğiyle bilinen ya da o dönem tabii ki kimse Mehmet Özbay'ın, çok az insan dışında Çatlı olduğunu bilmiyordu ama öyle anlaşılıyor ki daha sonradan öğrendiğimize göre, yani Surlu kazası ile birlikte öğrendiğimize göre bu dönem Çatlı'dan çok Mehmet Özbay kimliğiyle bir Çatlı var ve üstelik fiilen aranan, yani hukuken geçmişte ki 12 Eylül öncesi olaylardan dolayı hakkında yakalama kararı olan, aranan bir Çatlı bu. Lakin devletin kurumları tarafından hukuken aranan ama fiilen aranmayan bir Çatlı dönemi diyebiliriz. Bu dönem ise, bakın bu dönemki Çatlı'nın ayırt edici özelliği ise, gene anladığımız kadarıyla polis içindeki askere ve MİT'e alternatif olarak düşünülen Mehmet Ağar da simgelenen o dönem için bir ekipleşmeyle, bir gruplaşmayla kontak halinde bir Çatlı görüyoruz bu üçüncü döneminde. 3 Kasım 1996 yılında Susurlu kazası meydana geldi. Türk kamuoyu ilk defa derin devlet, faili meçhul cinayetler, gizli ilişkiler laflarını bu dönemde duymaya başladı. Abdullah Çatlı adı da ilk kez gündeme geldi. Ancak Abdullah Çatlı'nın adı o dönem Çatlı olarak değil, Mehmet Özbay olarak kamuoyuna yansıdı. Peki bu Abdullah Çatlı devlet tarafından bu kadar rahat korunuyorsa, istediği yere istediği gibi girip çıkıyorsa niçin Mehmet Özbay adını kullanıyordu? Şunu biliyoruz ki Abdullah Çatlı, Abdullah Çatlı adıyla arandığı için Mehmet Özbay kimliğini kullanıyordu. Bu kimlik sayesinde de istediği yere istediği gibi girip çıkıyordu. Elbette bütün bu olup bitenler devletin, emniyetin, askeriyenin bilgisi dahilinde oluyordu. Zaten aksi de
düşünülemezdi. İşte Abdullah Çatlı'nın 1996 yılında Susurlu kazasıyla beraber adının karıştığı bazı olaylar ve bu olayların Türk kamuoyunda nasıl yankı bulduğu. DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak, İstanbul Kemalettin Erögü Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca Uz, 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Otel'e geldiler. Bucağa ait 06AC600 plakalı Mercedes marka siyah renkli bir otomobille Hüseyin Kocadağ yönetiminde İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan grup, 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20RC721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yaptı. Kazada Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay sahte kimliği bulunan ve kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı ile Gonca Uz öldü. Sedat Bucak yaralı olarak kurtuldu. Olay sonrası DGM, Sedat Bucak hakkında soruşturma açtı ve hakkında 2 yıl hapis cezası istendi. Çatlı'nın üzerinde Mehmet Özbay adına düzenlenmiş kimlikler, yeşil pasaport ve silah bulundu. 5 Kasım 1996'da Nevşehir'de toprağa verildi. Çatlı'nın üzerinden dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın imzasının bulunduğu silah belgesi ve yeşil pasaport çıktı. Ayrıca Abdullah Çatlı'nın içinde çeşitli asker, bürokrat, siyasetçi ve iş adamlarının telefon numaralarının olduğu fihristi vardı. Uzun zaman bu fihristten haber alınamadı. Daha sonra bu fihrist Sedat Bucak tarafından mahkemeye sunuldu. Ancak içindeki isimler konusunda bugüne kadar herhangi bir açıklama olmadı. Bu fihristin Sedat Bucak'ın eline nasıl geçtiği ise sırrını koruyor. Ayrıca Ergenekon ana davasının gizli tanıklarından Poyraz, Abdullah Çatlı'nın Susurluk kazasıyla ölmediğini ileri sürdü. Gizli tanık Poyraz, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'e şu açıklamalarda bulundu. Kaza yerine anında gelen Abaza Yalçın'dır. Ben Abaza Yalçın'la sohbet ettim. Bana kazadan değil de boyunları kırılarak öldürüldüğünü söyledi. Kaza haberini ilk alan Veli Küçük, boyunlarını kıran 3-4 kişiyi de biliyor. Bunları açıklasın. Benim çok iyi bilgim var ama ispatım yok. Abdullah Çatlı ismi aslında en çok 1990'lı yılların başında duyulmaya başlandı. Çünkü 1990'lı yıllarda Türklerin devleti PKK ile mücadele etmek için bazı illegal yollara sapmıştı. Bu yüzden de dönemin başbakanı Tansu Çiller kamuoyuna yaptığı bir açıklamada elinde PKK'ya yardım eden iş adamları listesi olduğunu açıklamıştı. İşte bu listenin açıklanmasıyla beraber orada adı geçenler teker teker infaz edilmeye başlanmıştı. Behçet Cantürk, Medet Serhat, Savaş Buldan, Hacı Karay gibi PKK'ya yardım ve finansörlük yaptığı iddia edilen birçok isim infaz edilmişti. Ve bu isimler Hendek, Sakarya, Sapanca hattında bir yerlere gömülüyordu. İşin tesadüfüne bakın ki öldürülen her isim kafasına sıkılan tek kurşunla infaz ediliyordu. Yani devlet çok bilinçli olarak hareket ediyordu. İşte Abdullah Çatlı'nın adı da bu infazları organize eden kişi olarak geçiyordu. 1996 yılında Susurluk kazasının hemen öncesinde Kumarhaneler Kralı olarak bilinen Ömer Lütfü Topal da öldürülmüştü. İşte bu işi yapanın da Abdullah Çatlı ve ekibi olduğu söyleniyordu. Aslında sadece Abdullah Çatlı demek bu işi biraz küçümsetir. Çünkü Abdullah Çatlı'ya bu yetkiyi veren o dönemin devlet bürokrasiydi. Eğer Çatlı bu yetkiyi almasa bu işleri bu kadar kısa sürede halledemezdi. Ancak 1990 sonrası hakkında bu kadar çok şey duyduğumuz Abdullah Çatlı 1980 ile 90 yılları arasında ne yapmıştı? İşte bu dönemin kara kutusu hala açılmadı. Kimilerine göre
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın emriyle yurt dışında önemli görevler yapıyordu. Kimilerine göre ise hiçbir şey yapmıyordu. Reklamlardan sonra Abdullah Çatlı'nın kimin adamı olduğunu, Asala ile ilgili gerçekten bazı operasyonlara karıştı mı, karışmadı mı iddiasını ve en önemlisi bugüne kadar onu kimin koruduğunu inceleyeceğiz. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek. Abdullah Çatlı ile ilgili o dönem görev yapan devlet bürokrasisinin konuşması belki de çok beklenecek bir durum değil. Çünkü devlet kendi kullandığı adamları daha sonra şu işlerde şu şekilde kullandık diye açıklaması pek de doğru değil. Ancak bir dönem MİT Marmara Bölge Müdürlüğü yapan Nuri Gündeş katıldığı bir televizyon programında kendisine Abdullah Çatlı ile ilgili bir soru sorulduğunda Asala ile ilgili özellikle Çatlı'nın kritik görevler yaptığını ima etti. Hatta açıklamasında Asala cinayetleriyle birlikte ülkenin her yerine kan gölü düştüğünü ve bu kan ateşini söndürmek için Abdullah Çatlı gibilerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Hatta bazı Asala militanlarını Abdullah Çatlı'nın öldürdüğünü bile ima eder gibi konuştu. Aslında anlattıkları çok net değildi ancak çıkarılan sonuç buydu. Daha sonra Korkut Eken, Saygı Öztürk'e verdiği demeçte de Abdullah Çatlı'nın özellikle 1993'ten sonra hem emniyete hem de MİT'e çalıştığını söyledi. Yani artık Abdullah Çatlı Türk Derin Devleti için pek de yabancı bir isim değildi. İşte Abdullah Çatlı'nın özellikle yurt dışında adının karıştığı iddia edilen bazı faaliyetler. Abdullah Çatlı, yurt dışında gerçekten devlete hizmet etti mi? Bu konuya en iyi cevap verebilecek olanlar, kurumların başında önemli görevlerde bulunmuş olanlardı. Böyle kritik görevlerde bulunanlardan biri Korkut Eken'di. Eken, gazeteci Saygı Öztürk'e Çatlı ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı. Abdullah Çatlı'yı tanıyor musunuz? Abdullah Çatlı'yı MİT'ten emekliye ayrıldıktan sonra, yani devlet hizmetinde olmadığım bir dönemde, İstanbul'da bir yemekte tanıdım. O yemekte MİT'ten ayrılanlar da vardı. 8-10 kişiydik. Emniyette göreve başladıktan sonra mı Çatlı ile ilişki kurdunuz? Emekliye ayrıldıktan sonra uzun yıllar MİT ve emniyette bağım olmadı. 1993'te ben emniyette göreve girince kendisiyle irtibat kurdum. Mahkemede Çatlı'yı tanıyıp tanımadığım sorulunca tanıdığımı ifade ettim. Sebebi, tanıdığım için çekineceğim bir şey yoktu. Bu kişiyi hem Abdullah Çatlı olarak hem de kor ismi Mehmet Özbay olarak, şimdi hatırlayamayacağım birkaç kor ismi daha vardı, hepsiyle tanıyorum. Çatlı verdiğiniz görevleri istediğiniz gibi yerine getirebiliyor muydu? Çatlı önemli görevler yaptı. Ona PKK'nın askeri kanat sorumlusu şu anda Hollanda'ya kaçtı diye bir duyumumuz var. Adamın yerini tespit et, bildir diyorsunuz. Gidiyor, 15 gün sonra bilgileri getiriyor. O Avrupa'daki Türklerin çoğunu örgütlemiş. Bu kadar meşhur. Her gittiği ülkede krallar gibi karşılanıyor. Çatlı'ya bu görevi verirken hizmetinin karşılığında o sizden ne istedi? Bunlar da bu tip görevlere talip olurken gerçek şu ki güvence, yani devletten aranmamasını isterler. Ailesinin yanında rahat yatmak ve oturmak istiyorlar. Budur yani, başka bir şey yok. Silahlı bir eylem yaptırdınız mı? Çatlı'yı istihbarat faaliyetlerinde kullandım. Çatlı ile ilişiğinizi kestiğiniz zaman yerine hazır bulunan başkasını gönderirsiniz. Bunlar olan işler. Yurt dışına nasıl gönderiyordunuz? Niye? Normal pasaportu vardı. Mehmet Özbay adına düzenlenmişti. Yeşil pasaport konusunda bilgim yok. Zaten yurt dışındaki bu tip görevlerde yeşil pasaport çok dikkat çeker. Çatlı ölene kadar size bağlı mı çalıştı? Çatlı benimle çok uzun çalışmadı. Benden alınıp kime verildiğini bilmiyorum. Beni aşıp görüşmeler yaptığını öğrenince bundan hoşnut olmadığımı biliyordu. Halbuki bu tip insanlarla idare edenin arasında çok güzel sevgiye, saygıya dayanan bir bağlılık gereklidir. Mutlaka mesafe korunmalı. Bir dönem MİT Marmara Bölge Başkanlığı'nı yapan Nuri Gündeş de katıldığı bir televizyon programında Abdullah Çatlı'nın Asala terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda dahili olup olmadığıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Asala operasyonunda
devletin oraya ulaşamadığı yerlerde savaş veren insanlar olarak biz oraya gittik. Ben değil ama ekibim gitti. Bunu derin devlet olarak izah etmek mümkün. Bir yerde bir yangın varsa ve birileri de o yangına birkaç kova su döküyorsa, neden bunu yapıyorsun diye sormanız doğru olmaz. Bizde genelde MİT ajanlığı dendiği zaman ya da biri jandarmaya, emniyete çalışıyor dediğiniz zaman genelde hep küçümsenir ya da o insandan korkulur. Halbuki devletin iç ve dış tehditlere karşı bazılarını kullanması ya da o insanlardan faydalanması mecburidir. İşte Abdullah Çağatlı da aslında böyle biriydi. Ancak bizde genelde eline yüzüne bulaştırılan kısım ise olayın ortaya çıktıktan sonra bir şekilde örtbas edilememesidir. Tamam, devlet Abdullah Çağatlı'yı kullandı, bazı işlerden yararlandı. Ancak daha sonra onun isminin özellikle kamuoyuna sunulmasında pek de dikkatli davranmadı. Bu yüzden de kimilerine göre Abdullah Çağatlı bir kahraman, kimilerine göre ise Gladio'nun adamı oldu. İşte Ümit Sirili de bu konuya çok dikkat çekiyor. Madem bu ismi kullandınız, faydalandınız, niçin onun ismini daha yumuşak bir geçişle kamuoyuna tanıtmadınız? Ümit Sireli bu iddialarında elbette haksız değil. Bizde genelde hep öyle oluyor. Birileri devlete çalışıyor, daha sonra ismi insanların eline yüzüne bulaştırılıyor. Ve o isim tukaka ediliyor. İşte Abdullah Çağatlı'nın, Türk Derin Devleti'nin kullandığı Abdullah Çağatlı'nın bu trajik durumuyla ilgili genel görüşleri. Devletler kendilerini koruma refleksi üzerinde inşa ediyorlar. Öyle kendilerini korumaları da gerekiyor zaten tabii doğal olarak. Böyle bir şaya çıkarılıyor. Böyle bunlar kahramanlarımız falan denilmeye çalışıldı. Abdullah Çağatlı ve birkaç kişi için ama öyle olmadı. Belirlendi ama dediğim gibi MİT'in içindeki belirli bir kliğin adamı oldukları, onlar tarafından kullanıldıkları bir gerçek. Onun dışında biraz da mafyavari bir şey var, havası da var bu işin. Türkiye'deyken bu kadar çok paralarla oynamaları, etmeleri, bu mafya çek senet mafyası vesaire gibi şeyleri de tabii akla getiriyor. Ha dersiniz ki bana peki neler yaptı, böyle net olarak şunu yaptı diyemem ama ilişkiler ve bu kadar büyük paraların nasıl döndüğü sorulursa, ki daha sonrasında sorulur biliyorsunuz, ortaya çıkan neydi bu işte, kumarhanelerden, iş adamlarına, iş adamı kılığı altındaki Türkiye'deki kirli işleri yapan kişilerden alınan büyük haraçlar, bu tür ilişkilerden kazanılan büyük paralar, işte o paraların içinde bu türden adamlar vardı. Onun ölümünden sonra da başkaları geçti işin başına. Yani işte bugün mesela anlaşılıyor ki o polisler bir bölümü öldü, bir bölümü şu anda içeride. Aslında polis olarak değil, bambaşka bir görevi ifa etmek için oradalarmış. Kendilerine de çalışıyorlar herhalde bu arada ama dediğim gibi bu benim Gladio diye özellikle üzerinde durduğum yapılanmanın içinde bu tür adamlar kullanılıyormuş. Bunların hepsi ortaya çıktı. Çıktı ama hep bir yerde kaldı ama. Hep yarım kaldı. Eğer bu ayaklar tam olarak ortaya çıkarılıp o yapı temizlenebilse çok daha değişik olurdu. Düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii bu kaza kazanın bile kendisinin kaza olmadığına dair çok iddia var. O kaza nasıl oluşturulabilirse, çünkü ben o kaza yerinde gördüm. Kazadaki sonraki fotoğrafını halini falan da gördüm. Öyle bir kazayı oluşturabiliyorlarsa sahiden korkmak lazım. Onun içinde işte aslında Hüseyin Kocadağ'ın da ölmediği, Abdullah Çağatlı'nın da ölmediği, gelen birileri tarafından öldürüldüğünü, işte boynunun kırıldığına dair bazı iddialar ortaya atıldı ama bunu hiçbirimiz bilemeyiz, hiçbir zaman bilemeyiz. Yani evet, olmuş da olabilir çünkü başka iddialar da oldu. Hemen kazanın ardından birilerinin gelip takip ettiğine dair tabii o zaman. Bir çantadan söz ediliyor, bir çanta varmış, onu almışlar. O zaman soruyoruz, kardeş peki çantayı almışlar da niye oradaki silahları almamışlar? Örneğin belki
bilinçli olarak orada kalmasını istediler. Ama çok önemli bazı evrakların veya büyük paraların olduğu bir çanta vardı, o alındı diye iddialar da var. Hemen arkasından bu kişilerin belirlen, işte Hüseyin Koca'da, Abdullah Çatlı olduğu nereden ortaya çıktı diye birçok bu konuda söylenti çıktı. Belirli bir kanaldan bu isimler hemen ortaya atılıp basının o zaman öğrenmesini sağlandığı söylendi. Ama dediğim gibi bunlar hep bir ortada söylenti olarak kaldı. İlişkiler açısından çok bugün Ergenekon'da yargılanan bazı kişilerle ilişkileri, özellikle bir kişiyle ilişkileri ortaya atıldı. O zaman o bölgede albay olan, sonra general olan bir başka isimden söz edildi. Yani eğer işi dedikodu olarak konuşacaksanız üstüne siz de ekleyerek çok şeyler üretebilirsiniz ama tabloda göründüğü kadarıyla o kaza nasıl üretilmiş olabilir bilemem. Ama diğer taraf işte başkaları geldi de öldürdü, boynunu kırdı vesaire, bu şeyler hep bir giz olarak, yani gizini koruyan bir soru işareti olarak kalacak. 3 Kasım 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen kazadan sonra dönemin başbakanı Mesut Yılmaz Kutlu Savaş'a bir rapor hazırlattı. Bu rapor kamuoyu tarafından Susurluk raporu olarak bilindi. Mafya, bürokrasi, siyaset, iş adamı üçgeninde birçok kişinin adı karanlık olaylara karışmıştı. Bu raporda faili meçhul cinayetlerden, Yeşil'den, Cem Erseler'den, Veli Küçük'ten, Abdullah Çatlı'dan, yani bugüne kadar kim hangi işlerde kullanılmışsa adı geçiyordu. Ancak Abdullah Çatlı'nın adı Çatlı olarak değil, Mehmet Özbay olarak geçiyordu. Bu raporda en dikkat çekici yönlerden bir tanesi, 1980 yılından sonra Abdullah Çatlı'nın CIA denetiminde olduğu yönündeydi. Özellikle Mehmet Ali Ağaca'nın cezaevinden çıkartılıp Avrupa'ya gitmesinde ve Papa'ya yönelik suikastte de Abdullah Çatlı'nın adı geçiyordu. Daha Susurluk raporunda bununla ilgili birçok iddia vardı. İşte Susurluk raporunda genel hatlarıyla Abdullah Çatlı. Kutlu Savaş'ın hazırladığı ünlü Susurluk raporunda Abdullah Çatlı ile ilgili şu değerlendirmeler yer almaktadır. Çatlı'nın Mehmet Özbay sahte kimliği taşıdığı, Mehmet Özbay ve Mehmet Özbey adına Londra ve Chicago başkonsolosluklarından 1980-1996 yıllarında 3 pasaport aldığı, 1992 yılında Şahin Ekli adına düzenlenmiş sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştığı, konsolosluklar ve emniyette bulunan belgelerle kanıtlandığı basında yer almaktadır. Çatlı'nın Ali Yasak ve Bucak aşireti mensuplarıyla ilişkili olduğu şahısların beyanlarıyla doğrulanmıştır. Çatlı'nın emniyet mensuplarıyla ilişkisi olduğu iddiası, Ağar'ın kazadan sonra Hüseyin Kocadağ'ın Çatlı'yı güvenlik kuvvetlerine teslim etmeye gittiğini, bu nedenle aynı arabada bulunduğunu açıklamasına karşın, Sedat Bucak'ın Kocadağ'ın Çatlı'yı Mehmet Özbay adıyla tanıdığını belirtmesi, Ağar'ın konuyla ilgili beyanlarıyla çelişmiştir. Ancak mevcut birliktelik dahi Çatlı'nın emniyetle ilişkisi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çatlı'nın 12 Eylül 1980 öncesi Ağaca ile ilişkisi olduğu iddiası. Çatlı'nın Ağaca ile ilişkisi 1978 yılından beri bilinmektedir. Söz konusu iddia, Ağaca'nın 24 Kasım 1996 tarihinde gazete ve televizyonlarda çıkan açıklamalarıyla da teyit görmüştür. Çatlı'nın İsviçre'de tutuklu bulunduğu cezaevinden CIA Türkiye İstasyon Şefi tarafından kaçırılması iddiasının, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının İsviçre'deki ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda açıklığa kavuşturulabileceğine inanılmaktadır. Emniyetteki Ağar ekibine bağlı olarak çalışan ülkücü liderlerden Abdullah Çatlı ve ekibinin suç örgütü içerisinde çalışıp çalışmadığı, söz konusu ekibin iddialarda yer aldığı gibi Mehmet Ağar'ın talimatıyla birçok kişiyi öldürüp öldürmediği iddiası, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde teşekkül ettirilecek muhakkik yetkisine sahip bir grup tarafından, söz konusu iddialarda adı geçen şahısların ifadelerine başvurulması suretiyle çözüme kavuşturulabilecektir.
Nitekim Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayında kullanılan silahlarda Abdullah Çatlı'nın parmak izinin bulunduğu yolundaki emniyet tespiti de bu iddianın kısmen de olsa doğruluğunu teyit eder mahiyettedir. ...1980 yılı ile 1990 yılları arasında daha önce bahsettiğimiz gibi Abdullah Çatlı'nın yaptıkları konusunda elimizde çok net veriler yok. Elbette ki devletin arşivinde bu tür veriler duruyor, ancak bunlar kamuoyuna yansımış değil. Devlet Abdullah Çatlı'yı yurt içinde yurt dışında birçok olayda kullandı, ondan faydalandı. Abdullah Çatlı'nın yurt dışından döndükten sonra Türkiye'de kimin kontrolüne girdiği bakılırsa aslında o karanlık sayfalar çok daha iyi aydınlanır. Özellikle 1992 ile 96 yılları arasındaki faili meçhul cinayetler ya da devletin elinin karıştığı kanlı olaylar çok daha net ortaya çıkar. Gazeteci yazar Atilla Akar da benzer iddiaları dile getiriyor. Eğer devlet bu işi gerçekten açığa çıkarmak istiyorsa, Abdullah Çatlı'yı kimin kullandığını öğrenmek istiyorsa, o dönemin görevlerini soruştursa, onları biraz sıkıştırsa ilişkiler ortaya çıkacaktır. İşte Atilla Akar'ın Abdullah Çatlı'nın bu ilişkileriyle ilgili fikirleri. Susurluk sivil iktidara bağlı, yani Çiller iktidarını kastediyoruz daha çok bu dönemde, yapının ortadan kaldırıldığı girişimdir. Yani öyle gözüküyor. Çatlı öyle anlaşılıyor ki diyeyim gene tekrar ederek, Çatlı eğer, bakın burada bir eğer dipnotum var, eğer bu normal bir kaza değil de ki bu ihtimalde şahsi düşünceme göre mevcuttur, eğer Susurluk normal bir kaza değilse öyle anlaşılıyor ki Çatlı bu derin ekipler savaşına kurban gitmiş olabilir. Yani bu illa böyledir demiyorum, sadece bu yönde ilginç soru işaretleri zaten dillendirilmiş, yani ilk defa ben söylemiyorum, zaten dillendirilmiş acabalar mevcuttur. Bu anlamda dikkat çekici bir yandır. Susurluk gerçeğiyle birlikte derin yapılarla yüzleşilmiştir. Yani o dönem bizim gibi düşünen insanlar, işte derin devlet daha o zaman tabir bugünkü kadar popülerleşmemişti. Mahir Kaynak hocamızın popülerleştirdiği bir tabirdir. Ama ilginçtir. Susurluk, ilk defa Susurluk'la birlikte derin yapıların varlığı Türkiye gündemine taşınmıştır. Tartışılmıştır ve bir en önemlisi somutluk kazanmıştır. Yani bir spekülasyon, işte bizim gibi düşünen insanlara sürekli etiket vurmaya çalıştıkları gibi komplo teorisi olmaktan çıkmış bir realite haline gelmiştir. Amerikan filmlerinde genelde şöyle bir sahne vardır. Bir cinayet işlendiği zaman bu cinayeti kimin çözeceğine dair ortada hemen bir problem oluşur. CIA mi, FBI mı ya da başka bir teşkilat mı bu olayı soruşturacak konusunda bir tartışma yaşanır. Genelde derin devletlerin kullandığı adamlarda da bu böyle olur. Çünkü bir adam eğer MIT'in adamıysa gün gelir o kişi emniyete de çalışır. Ancak daha sonra olaylar çarşaf gibi ortaya döktüğünde olaya hiç kimse sahiplenmez. Ve o kişi genelde yetim çocuğu gibi kalır. Abdullah Çatlı'da da aynı şey ortaya çıktı. Susurluk kazası olduğu zaman dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a Abdullah Çatlı soruldu. Mehmet Ağar, Abdullah Çatlı'yı Mehmet Özbay adıyla tanıdığını ve Hüseyin Koca'dan onu yakalayıp emniyete doğru getirmekte olduğunu iddia etti. Elbette buna hiç kimse inanmadı. Zaten doğru da değildi. Peki ama Abdullah Çatlı gerçekten kimin adamıydı? Mehmet Ağar'ın mı, dönemin MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün mü ya da Veli Küçük yönetimindeki askerlerin mi?
devlete bağı asla inkar edilmeyen Abdullah Çatlı hangi birime çalışıyordu? MİT'e mi, emniyete mi? Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı bir gazetede yayınlanan röportajında şöyle diyordu. Abiniz doğrudan MİT'le mi çalışıyordu? MİT'le, daha genel olarak devletle diyebiliriz. Bir konuya dikkat çekerdi. Biz onlarla prensip anlaşması yaptık diyordu. Ast-üst ilişkisi veya sürekli bir ilişki yoktu. Benim başıma bir iş geldiğinde onlar hiçbir şekilde karışmayacaklar ve kabullenmeyecekler diye bahsetmişti. Anlaşma ne kadar sürdü? Abim pasaport yenilemek için bir zencinin evine gönderiliyor. Evde zenciye ait olduğu mahkemece belirtilmiş 300 gram eroin çıktığında abime suç isnat edildi. Hala mektubu bende mevcut. Gerçek kimliğim çıkmazsa hemen çıkacağım diye yazmıştı. Ancak gerçek kimliği ortaya çıktı. Fransa'da ve İsviçre'de 6 yıl hapis yattı. Dolayısıyla prensip anlaşması da o gün itibarıyla sanırım sona ermiştir. Çatlı'nın 1990'dan öldüğü 1996 yılına kadar kritik noktalardaki birçok kişiyle ilişkisi oldu. Hatta Anavatan Partisi'nin kongrelerine bile katıldığı belirtildi. 1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerin çözümünde kilit nokta Abdullah Çatlı'dır. Daha öğrencilik yıllarından beri Çatlı'nın polis mobili olduğu söylendi. Yurt dışına MİT tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Bugüne kadar çok şey söylense, yazılıp çizilse de aslında Abdullah Çatlı hakkındaki bilgilerimiz çok kısıtlı. İrtibatlarını ve kimin kontrolünde olduğunu öğrenmek halen mahkemeleri süren Ergenekon soruşturmasına yardımcı olacaktır. Tam da bu noktada belki Mehmet Ağar'ın bile bilgilerine başvurulabilir. Böylelikle şu sorunun da cevabı bulunabilir. Abdullah Çatlı derin devletin adamı mıydı yoksa vatanına hizmet etmiş bir kahraman mı? Şu ana kadar anlattıklarımızdan görüyoruz ki Abdullah Çatlı devletin birçok işinde kullanıldı. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Ancak kamuoyuna, medyaya yansıyan olaylara göre Abdullah Çatlı hani kirli işlerde kullanıldığı iddiasıyla kimse tarafından sahiplenmiyor. Ne MİT, ne emniyet, ne jandarma, ne de dönemin JİTEM'i onu bir türlü kabullenmiyor. Bazı iddialara göre Abdullah Çatlı'nın Susurlu kazasında ölmesi çok iyi oldu. Çünkü Abdullah Çatlı konuşursa birçok kirli çamaşırın çok daha net ortaya çıkacağı da söyleniyordu. Bugüne kadar özellikle 1992'den sonra işlenen bazı faili meçhulleri kimin emriyle işlediği ya da organize ettiği de ortaya çıkacaktı. Ayrıca ortada bir de kirli para meselesi vardı. Özellikle uyuşturucudan, kumarhanelerden gelen büyük paralar vardı ve bu paraların bölüşülmesi de devlet içindeki bir grup tarafından yapılıyordu. Elbette iddialar sadece bunlarla sınırlı değildi. Kürt kökenli iş adamlarının çok ciddi paraları olduğu söyleniyordu. Bu paraların kaynağı da uyuşturucudan geliyordu. Bazılarına göre silah ticaretinden de geliyordu. Devlet de işte kendi içerisindeki bu insanları kullanarak bu paralara el koymuştu. Ancak paraların nereye gittiyse henüz net olarak bilinmiyor. Devlet o dönem adı geçen bürokratları sorgulasa, belki servetlerini yeniden açarsa bazı şeyleri çok daha iyi görecek. Ancak Abdullah Çatlı ile ilgili şöyle bir genel durum var. Çatlı'nın özellikle öğrencilik yıllarından bu yana polis teşkilatının emrinde olduğu artık herkes tarafından biliniyor. 1980 sonrası MİT'e çalıştığı, asal operasyonlarında devlete ciddi yardımları olduğu da herkesin malumu. Dönemin önemli görevlileri de bunları asla inkar etmiyorlar. Ancak 1990'lı yıllardan sonra adının bazı kirli işlere karıştığı da muhakkak. Surlu kazasıyla beraber belki o Mersin'in içinde bulunan silahların akıbeti ise hala çözülemedi. Peki Abdullah Çatlı niçin bugüne kadar devlet tarafından gerçek kimliği açıklanmadı? Şu işlerde kullanıldı diye kamuoyuna resmi bir duyuru yapılmadı.
Devlet bugüne kadar kullandığı hiç kimseyi belki de çok net bir şekilde koruyamadığı için aynı şeyi Abdullah Çatlı'ya da yapamadı. Çatlı, devletin kullandığı, faydalandığı önemli bir isimdi. İster karanlık işlere karışsın, ister gerçekten faydalı olsun, devletin onun ismini bir şekilde örtbas etmesi gerekirdi. Ancak devlet bunu başaramadı. Bu yüzden de Abdullah Çatlı adı kamuoyunun bir bölümü tarafından gladyon adamı olarak, bir bölümü tarafından ise gerçek bir vatansever olarak biliniyor. Peki hangisi? Yani Abdullah Çatlı gerçekten devlete hizmet etmiş bir kahraman mı? Yoksa yine aynı devletin gladyonun emrine verdiği herhangi bir adam mı? Aslında bu sorunun cevabını en iyi verecek olan kişi o dönem görev yapan devlet bürokrasisidir. Ancak Abdullah Çatlı gerçeği de gün gibi ortada duruyor. Önümüzdeki hafta yepyeni bir komplo teorisiyle buluşmak üzere. Hoşça kalın.